Radyo Ege Kampüsü'nde yerli dinleyenleri ve çok önemli izleyenlerimiz, Ege Üniversitesi TV'mizin bugün yine birlikteyiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Hepimizin dostu. Adını söyleyince herhalde tamam diyeceksiniz. Sayın Cengiz Bulut. Aslında makine mühendisi ama Bornova'da iki dönem belediye başkanlığı yaptı. Ve 19. dönemde milletvekilimiz oldu Sayın Cengiz Bulut. Bornova'ya çok şey kattı. Bugün kendisiyle belediyecilik ve çevre üzerinde durmaya çalışacağız ki birlikte birçok şeyi başardık. Hoş geldiniz evet. Sayın Başkanım. Hocam çok teşekkürler. İlk seçildiğim zaman ben Bornova Belediyesi'nde ilk seçildim. 34 yaşında bir mühendisim tabii, ben. Doğru. Ama tabii şuna dikkat ettik. Başta Profesör Ümit Erdem Bornova Belediyesi'ne bütün çevrenizdeki teknik elemanları, mühendisleri, öğrencilerimiz, öğrencileri doğru. Bizim Bornova'yı aldın, işledin, projeler çizdin. Benim en büyük avantajım, bir insan kendisi çok bilen olmayabilir ama bir insan bir şey bilmeli. Çevresinde çok bilen vardır. O bileni buldun mu gerisi kolay. Şimdi tabii öyle bir şey siz yaptınız ki belki değil, hep onu derler zaten. Çarşıda dostlarınız var, Bornova Çarşısı'nda. Her yerde kime yola çıksanız selam vermeden duramaz bir haldesiniz tabii bütün dostlarla birlikte. Hastalık bende var. Ama şu var, Bornova'ya çok şey kazandırdınız dedim. Örneğin bugünkü Migros çevresi diyelim, evet. İmar durumları oldu. Yeni Bornova kuruldu değil mi? Aşağı yukarı evet. Bayraklığa doğru. Top sahasından sonrasını sen eski Bornovalısın. Doğru. Bornova'nın bir ailesi çok iyi biliyorsun. Ezberi bir çocukluğun gençliğini Bornova'da geçti. Tabii güzel bir şey de profesörlüğün de Bornova'da yürüdü. Doğru. Büyük bir avantaj. Hepsi evet. Bir bağlaç. Bir bağlaç. Biraz evvel ne dedim? Hocam dedim hatırlıyor musun biz dedim Bornova'nın sen Bornova'da ben çam dibinde. Bornova'nın çam dibinin derelerinde yüzüyordum. Evet. Derelerdi evet. Bunlar. Dereler. Doğru. Doğru. Dereler vardı doğru. Bornova'da. Yani doğru. O derelerde çam dibin dereleri vardı. Oralarda yüzerdik. Çınar'da yüzerdik. Zaman zaman taşkın olurdu. Billur gibi tabii. Sular böyle. Körfez'e bulaşırdı. Evet. Biliyorsun Bornova eski ismi, tarihsel ismi Bornova. Şeyde Kemalpaşa sınırından itibaren öyle anlatıyorlar. Bir sincap daldan dala atlayarak İzmir Körfezi'ne kadar ayağı yere değmeden İzmir Körfezi'ne gelirmiş. O öyle yeşil. Yeşil. Evet. Dünyanın en güzel yerleri birisi zaten. Evet doğru. Bizim şimdi tabii öğrencilik yıllarımızda 60'lardan söz ediyorum. Eski yol, ağaçlı yol deniyordu. Evet, biliyor musunuz? Evet, bir tek o yol vardı. Evet, 1907, tek o yol vardı. O yol vardı. 73'te evet. De altın yol dediler. Altın mı bakır mı artık onu evet. Bilemiyoruz. Altın evet. Yol geçtikten sonra Bornova'da büyük değişimler oldu. Sayın Başkan, şimdi hepimizin merak ettiği bir şeyi burada biraz açalım diye düşünüyorum. Belediye de en son kararı başkan mı verir, belediye meclisi mi, nasıl çalışır? Özellikle çevreyle ilgili burayı imara açıyoruz. Burası yani kara yolları var biliyorsunuz şimdi. Evet. Orayı özelleştirme dairesi bambaşka şekle sokmak istiyor. Halbuki kararda yeşil alan olarak yerel böyle bir karar vermiş falan. Bunlar hakkında ne diyelim? Vallahi tabii Türk demokrasisini bu sorunun cevabında Türkiye'de demokrasiyi doğru. Nasıl çalıştı hepimiz biliyoruz. Ama tabii belediye başkanları, meclis üyeleri de belirli şeyleri getirir. Ama tabii belediye meclis üyeleri yetmediği zaman, belediye başkanının kendi bilgi ve tecrübesi yetmediği yerde işte çevremizdeki bilim adamları veya çevremizde bu işi bilenlerden danışmayı öğrendiğimiz zaman ve onlardan aldığımız akılla tabii biz bunu şehir plancılarına ondan sonra şeylere veriyoruz. Burada tabii bu şehire imara açılma pozisyonlarında en büyük tehlike rüşvet baskı. Birinci tehlike rüşvet, ikinci baskı siyasi baskılardır. İkinci onu demek tehlike. İsterim. Evet. Tabii yani. Hı hı. Bunlardan arınmak çok zor. Benim tabii siz bunlara karşı çıktığınız için biraz herhalde yani, tabii, uğraştınız. Tabii. Bu tabii bu ben şu avantajım vardı. Ben birinci dönem Anavatan Partisi'nden seçildiğim zaman güçlü seçildik. Evet, öyleydi. Pek şeyin altında kalmadık. Baskının altında kalmadık. Yani zaten 34 yaşındayım ama 18 yaş 14 yaşından beri çalışıyorum yani.
Belediye başkanı zaten 34 yaşında falan da çok seçildik. Gençmişsiniz. Tabii genç, güzel bir yaştı. Tabii bu şeyleri imar diye, mesela ben geldiğimde Özkanlar dediğimiz yere yoktu. Oralarda imar zaten çıkmış, yapılmış imar. Evet. Şimdi ben orada bir şey dik durdum. Plan tadilatlarına, hatta birçok yerde mahkemeye verdiler beni. Evet. O Migros'u bulunduğu yerlerde orada bizi mahkemeye verdiler falan. Yolu açmak istedim. Orada bir eşek arabasının geçecek kadar, 1984, o bir at arabası geçecek kadar şeyi soktum, dozerleri sokayım dedim. Mahkemeye verdiler. Mahkeme kararıyla durdular. O şimdi herkesin gördüğü havaalanı gibi yolda. Biz 1984'te bir yol açmak için dahi şey yaptığımız zaman. Yani o şahane yolları tam Avrupa'yı yollar oldu. Tabii, bir de şimdi tabii, gerçekten tabii. İnsanlar o yolları kullanarak tabii. Başka yollara tabii, geçtiler. Şu an Özkanlar dediğimiz, Bornova'nın Özkanlar dediğimiz semti, yani bu bizim Mansuroğlu, ondan sonra Manavkuyu, Osman Gazi, o semtler, o şu an İzmir'de bir numara, imar plan gelişmesi yönünde bir numaradır. Evet. Abi ben ne yaptım? Ben oraların plan tadilatları ile rezil edilmesine karşı çıktım. Yani plan tadilatlarına karşı çıktım. Çok güzel. O şekilde plan tadilatları ile o şekilde mesela adamın zayiatı yüksek, plan tadilatı bir şey yapıyor. Allah aşkına, yani orada tabii imar bir yere altın değeri kazandırıyor. Tabii, kesinlikle. Bazıları diyor ki ya işte ben şuraya 5 dönüm de terk ettim, 10 dönüm terk ettim, şu kadar terk ettim, bu kadar terk ettim. Biz Yugoslavya'dan gelme göçmen çocuğuyuz. Biliyorsun yani. Biliyorum. Bergama evet. Yeniköy'de. Leşperlik'te babam evet. Bizi Leşperlik'te. Yeniköy'ü de biliyorum. Çok güzeldir orası. Göçmen köyüdür. Bergama köyü. Bergama. Evet. Şimdiki adı Yeniköy. Evet. Ben şimdi tarımı da biliyorum. Oradan da geldiğim için ilkokul 1'i orada okudum. Sonra çam dibine getirdi babam. Bornova'ya getirdi. Biz tarla nedir biliriz. Arazi evet. Nedir biliriz evet. Yani. Evet. Şimdi burada bazı arkadaşlar şunu söylüyor. İşte ben 5 dönüm terk ettim. 10 dönüm terk ettim. Şunu terk ettim. Bunu terk ettim. Ama bir şey söylemiyor. Senin tarlan, ben köylü ağzı edebilirim. Senin tarlan eğer Bornova Belediyesi imar getirmeseydi, Türkiye Cumhuriyeti benim devletim. Biz göçmenler biraz fazla devletçi oluruz. Tabii doğru. Devlet evet. Her şeyin üzerinde. Devleti harcatmayız abi. Doğru. Evet. Biz benim devletim elektriği getirmese, benim devletim telefonu getirmese, benim devletim altyapıyı getirmese, benim devletim okulları yapmasa, Bornova Belediyesi, Bornova Cengiz Bulut demiyorum. Doğru. Cengiz bir doğru. Dönem var, bir sürü başkanlar var. Doğru. Bornova Belediyesi yolları açmasa, Bornova Üniversiteleri duvarları yapmasa, imar getirmese, senin arsanın dönümü 3 milyardır. Dönümü 3 milyar. Doğru. Şimdi ben tarlalarımız var bizim Bergama'da. Babadan dededen kalmıyor. Yugoslavya'dan geldikleri zaman onları onu söylüyorum. 3 milyar, 4 milyardır dönümü. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin getirdiği altyapı, yollar, okullar, elektrik. Yani sayabildiği kadar. Hemen 30 milyar. O ne 30 milyarı? 3 trilyon. Oh, hocam. Oh, evet, evet. Hocam 3 trilyon. Adam bir yerde 200 daire kazanıyor. Bilmem kaç dönüm yerde. Yani 10 dönümlük yerde bilmem kaç 100 daire, 50 daire. Bak ben kıskanç değilim. Helal hoş olsun. Ama bir itirazım var. Ben bu Bornova'yı temsil eden, yani ben nasıl diyorum, Allah razı olsun yeri terk etmişsiniz. Evet, bravo, evet, ama bravo. Sen de ki bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Cengiz Bulut yok. Katiyen. Cengiz kim? Evet. Cengiz kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Bornova Belediyesi'nin getirdiği planlar sayesinde burası 3 milyarlık, 10 milyarlık olan yere 10 trilyon değer kazanıyor. Helal hoş olsun. Ama onu da söyleyelim. Sayın Başkan, buraya gelince çok önemli bir şey o zaman. Evet. Gerçekten çok şeyler kazandırdınız da mesela Ankara yolunun yeşil. Yeşile çok önem verdiniz. Tabii. Bir de nedir o? Tarihe de Amazon dediniz. O heykeli siz şey Amazon'u yaptınız. Amazon'u Ali Sözer dikti. Öyle benim mi? Sonraki başkan. Ben de canım öğretmenim heykeli diktim yani. Canım öğretmenim diye. Evet oralarda. Peki yeşille ilgili nasıl kararlar verdiniz? Ya yeşille, nasıl gidiyor olay? Yeşille ilgili ben makine mühendisiyim ama doğru. Benim Ümit Erdem diye profesör arkadaşım vardı. Bornovalı. Bornova'nın çocuğu. Bornova'da top oynamış. Bornova'da büyümüş bir profesörüm vardı. O benim danışmanım oydu. Ümit Erdem diye profesörüm. Bize çok projeleri yaptın. Hatırlıyorsun.
biliyorsun resimlerimiz de var. Benim hep üzüldüğüm o Peterson Köşkü. Bir de hatırlıyor musun? Tabii. Şeyde bir teleferik önermiştik biz. Tabii. Şeye gidecek olan. Peterson Köşkü değil. Bir süre hatırlarsak Pınarbaşı'na gitmişsin. Pınarbaşı'ndaki olay için, hı-hı, planlanması için çalışmalar yapmışsın. Ne zaman gelsen sen orduyla geliyordu. Yalnız da gelmiyordun. Doğru. Öğrenciler. Ve o projeyle çocukları hazırlatıyordun. Evet. Çocuklar o projeyi hazırladığı zaman sen de tecrübenle, bilginle, o kültürünle, bir de Bornova ruhuyla, bir de Bornovalısın, evet, yani. Doğru, o doğru. Yani Bornovalısın derken birçoğumuz biz Bornova'nın dışından geldik. Ama ne demişler? Doğduğun yer mi? Doyduğun yer mi? Yer mi? Biz, evet, Bornova'da doyduk. Doğru. Yani o bakımdan senin çok büyük faydanı gördük. Zaten yeşil asasıyım. Benim parklar müdürüne, ziraat mühendisine şunu söylerdim ben. Ben dedim parklar, mesela park yaptığım zaman bende hastalıktır. Yaprak koparmam ben. Ha, bravo, şu anda kuş arasında yöneticilerle kavga ediyorum. Hı-hı. Bir tek benim bahçeye sırf ağaç. Yaprak koparmamız yasak bende yani. Kapıcı bile korkuyor. Çok güzel. O zamanlar budama bile değişikti. Şimdi, ben budamaya bile karışıyorum. Ya şimdi nasıl yani? Ben budamaya karışırım. Şunu söylerdim benim ziraat mühendisine. Öyle bir dikin diyordum ki ağaçları. Ben havaya baktığım zaman gökyüzünü görmek istemiyorum. Ha, bravo, güzel. Ben ziraat mühendisim dedi. Başkanım ama bunun bir kuralı vardı. Doğru. Ben ziraat da makine mühendisiyim. Evet diyorum kızım. Bunun bir kuralı var. Aleyhisselam çok akıllı bir, şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde şey oldu. Güzel bir makama geldi. Aziz Kocaoğlu, Allah razı olsun, Bornova Belediyesi'nin iyi müdürlerin hepsini değerlendirdim. Ama başkanım işte bunlar belirli metreyle dikmek lazım. Bak kızım derdim. Haklısın. Ben senin işine karışmıyorum. Ama o, bu dedim, sık mı oldu? Sık. Bunları kesmek kolay dedim. Ama dedim çok seyrek dikerse, bir iki tanesi kurursa hep tek kel olur dedim. Onun için, bir araya getirmek zor. Tabii. Doğru. Bir de ben şeyi çok tutarım. Çınar ağacı bir, ondan sonra o şey Manisa yolu, şey Ankara yolu üzerine diktiğimiz o yosma derdim ben ona. Pavyon yosması gibi duruyor bizim. O kuleptüsler var ya. Eukaliptüsler, evet. Abi kuleptüsler, evet. Pavyon yosması gibi, evet, onlar. Şimdi marjinal biz diyoruz onlara bir yani. Bir günde dikiyorsun, üç günde kendini gösteriyor. Gösterir, evet. Beşinci gün abi her tarafı yemyeşil yapıyor. Doğru. Çınar ağacı şey dikiyorum, çam ağacı dikiyorum namussuz. 40 senede bir. Ama esasında şeye hastayım ben, çınar ağacı. Çınar ağacı. Ankara Caddesi'nde senin, evet, adını söylüyor çınarlar yani. Benim adımı değil de senin Ümit Erdem'in fikri, Cengiz Bulut'un uygulaması. Ümit Erdem'in fikri. Şimdi çok güzel bir şeye geldiniz. Okaliptuslar dediniz. Bir okaliptus düşmanlığı çıktı. Halbuki okaliptuslar her yerde yetişebilen. Bir de benim hep üstünde durduğum, burada yine tekrarlayalım. Okaliptusu her ağaç gibi 15-20 yaşlarına kadar bol su çeker gerçekten yeşillenmek için. Ama her dem yeşil olduğu için şimdi gelip de siz onun o yeşillerini buduyorum diye kestiniz mi, hayda, tekrar su almaya başlar, tekrar yeşillenmek onu için. Işte yani bunu anlatmak o kadar zor ki, onun için diyorum ki ya yapmayın. Belli yaşlardaki okaliptuslara dokunmayın. Onlar artık su çekmezler. Onlar belli bir miktarda almıştır. Ama getirip de tabii evinin dibine dikersen temele kadar gider. Su arar, su bulur. Böyle bir ağaçtır. Ama okaliptuslar yani kendileri hatalı değildir. Hatalı dikilmiş okaliptus olabilir diyorum ben. Ve üstünde duruyorum. Çünkü temin söylediniz. Mesela kuşlara dikkat edin Sayın Başkanım. O serçeler vesaire sabahın alacakaranlığında gelir okaliptusta. Öterler. Çünkü neden? Tabii. Nefes alma, yani o ses olayını, o okaliptus, biliyorsunuz okaliptus şekeri yeriz falan. Ve okaliptus altında yaşayan insanlar astımdan korunurlar der. Şeyde, Avustralya'da yapılan çalışmalar var. Evet. Atatürk'ün getirdiği ağaçtır o, bir şey olarak Avustralya kökenli. Fakat böyle bir yanlış uygulama var. Ya ben budamaya bile karışıyorum. İşte ben şimdi bakıyorum şey yapıyor. Yani alabros tıraşı yapıyor ya. Ya ben onu her zaman diyorum. Şimdi bir berberi seçiyoruz bir insan olarak değil mi? O berberi bırakmıyoruz. Muzaffer'in kulakları çınlar. Mümkün değil. Şimdi böyle bir durumdayken biz gidiyoruz ağaçları tam yani tabiriyle şey tıraşla. Alabros tıraşı yapıyor. Köle yapıyor. Şaşıyorum aynen, yani. Aynen, halbuki bu yani biraz dediğim gibi şimdi bilim adamıyla çalışırsan tabii benim büyük bir avantajım. Sen Bornovalıydın. Bornova'yı seviyordun ve bunu hiçbir zaman için kompleks edilmedin. Estağfurullah. Hayır. Yani biz beraber. Allah şükür yani her şeyde. Zaten sen futbolda da uzun yıllar futbolda da bütün amatör takımların başına bulundun.
olduğunu. Orada da çok güzel çalışmalar oldu. Ama bir Bornovalı olarak Bornova'ya çok şeyler kattın. Bir ilim adamı olarak ortaya, kattın. Yani. Ortaya şimdi, bir şeyler. Bu arkadaşların seninle konuşması lazım. Hı-hı. Ha hocam ne yapalım? Hı-hı. Hocam nasıl yapalım? Çağır bir şey istemiyorsun ki. Ben seninle o kadar iş yaptım. O kadar proje çizdim Bornova Belediyesi'ne. 1 lira almadın hocam. 1 lira almadın yani. 1 lira demiyorum. 1 milyar demiyorum. 1 lira almadın ya. Ne para aldın, ne hediye aldın, hiçbir şey. Ama ne zaman çağırsam o şeylerle, ağaçlarla ilgili, parklarla ilgili, projelerle çok, beraber orduyla geliyordu. Resimler var. Çok şey ürettik. Pınarbaşı'nda o yeşilin içine Pınarbaşı'nda orada orduyla üniversite şimdi şu var. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bornova üniversitelerin gerektiği kadar faydalanmasını beceremiyor ya. Yani. Bunu becermek lazım. Evet. Benim bir ayağım Bornova'daydı. Sen vardın. Ondan sonra bir de rahmetli İrfan vardı. İrfan Şekerci o da. Benim Ersan Bulut var benim yeğen. Ersan vardı. O da yani böyle. Evet. Şimdi üniversite ne istiyor? Üniversite ne istiyor? Arada bir kamyon istiyor. Arada bir oyuncak istiyor. Arada bir asfalt istiyor. Yapma eşek herif. Onu da sen yap yani o kadar. Ziraat yani, Fakültesi'nin cebini istemiyor ki yani. Ziraat Fakültesi'nin yaz kış çok güzel suyu olmasının nedeni seninle birlikte ürettiğimiz havuzdur. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Şey betonu o zamanlar. Bir de bir şey soracağım. Çamdibi falan o zaman ayrılmış mıydı yoksa hepsi size mi aitti o zaman o başkanlık Çamdibi, döneminde? Pınarbaşı falan. Bornova, şimdi Bornova'da 5 belediye vardı. Bornova, Çamdibi, Altınak, Pınarbaşı, evet. Işıkkent. Bunlar 80 itillerinden önce hepsi bağımsız belediyelerdi. Sonra 80 itillerinde bunlar belde belediyesi haline getirdi. Ben Bornova'da belediye başkanı olduğum zaman 4 belde Bornova'ya bağlıydı. Sonra iki dönem o şekilde idare ettik. Üçü şeyden sonra bir dönem sonra belde belediye benden sonra belde belediyeleri kaldırıldı. Gerekti evet. Yok denildi bir şey demiyorum. Yani doğrudur yanlıştır öyle bir katiyen bir tartışma arkadaşlarımın yaptıkları işlere saygım var. O şekilde ama biraz evvel dediğim gibi bizim adımız hocam. Bunu biz hala bilmiyoruz, farkında değiliz. Dünya Türkiye'nin ve dünyanın en büyük, en güzel üniversitelerinden birisi bizde var. Doğru, dünyanın evet. Sayılı üniversitesi. Doğru. Ek üniversitesi bile dünyada sayılı bir üniversite olduğunu farkında değil. Doğru. Biz evet. Bornovalarda hiç farkında değiliz yani. Bornova'ya kimlik veren, Bornova'ya güç veren, Bornova'ya kişilik veren Ege Üniversitesi. Evet. Dünyanın sayılı üniversitesi. Evet. Dünyanın bugün Türkiye'de en yüksek puanla öğrenci alanların bir ilk üniversitenin arasına giriyor yani. Doğru. Muhteşem doğru. Bir şey. Türkiye'nin en zeki, en akıllı çocuklarının buraya girmek için saldırdığı bir yer ve binlerce profesör var, binlerce doçent var, öğretim üyeleri var. Bir de Anaç Üniversite biliyorsun 9 Eylül Pamukkale'yi. Biz de orduk yani tabii, şeyi. Tabii. Sayın Başkanım tabii her seçilen başkan hep derdi. İşte başkanlık makamının kapısını kaldıracağım diye konuşuyor. Ama biz buna hiç rastlamadık. Yalnız senin her gün bir toplantı vardı. Hem nasıl? Salon hepsi dolu vaziyette. Halkın katılımını nasıl sağlıyordun? Neler elde edebiliyordun şimdi hocam? Abi, biraz ben 1971'de çünkü ne zaman gelsem hatırlıyorsun değil mi? Tabii, kapının tabii. Dışına kadar. Papaz kulübesi vardı ben hatırlar mısın? Yani altta görüşme günü ufak bir yer vardı. Onun adına millet papaz kulübesi koymuştu. Bir şey var abi tabii Bornova çok büyük bir 600 bin nüfusu olan Makedonya. Benim babalarımın geldiği Makedonya'nın nüfusu Cumhuriyet diyoruz. Çok büyüttüğümüz yer diyor. 2 milyon nüfus var. Ermenistan 3 milyon nüfus var. O kadar. İzmir'in 4000, İzmir büyükşehir Ermenistan'dan büyük. Doğru. İki tane Makedonya yapıyor. Bornova Kıbrıs'tan büyük. Doğru. Yani tabii halkla iletişim, istişare çok önemli yani. Bu dinimizde de var, Kur'an-ı Kerim'de de var, birçok yerde var. İstişare edin, danışın, müşavere edin. Haklarında karar verici insanlarla müşavere edin. Şimdi siyasetçinin yani bunu keşke biraz ders alabilseler. Kimseye bir şey demiyorum ama şimdi siyasetçi yolda yürüyoruz. Başkanım bir insanların belediyecilikte yalnız memurlarla işleri değil. Bizim de işleri var. Bizi seçiyor vatandaş. Bize gelmesi lazım. Efendim sana gelmek istiyoruz. Gel diyor. Ne zaman istersen gel. Saçma o. Ne zaman istersen gel olmaz. Sen işsiz güçsüz bir adam değilsin. Senin müdürlerle görüşeceğin, imza atacağın, proje yapacağın zaman olacak. O zamanı kimseye vermeyeceksin. Ne zaman istersen çünkü gel deyince gelme demek ya. 600 bin tabii. 600 bin Bornovalı bizi bekliyor. 600 tabii. Bin Bornovalı. Tabii. Ben Türkiye Büyük Milletvekili'yken de ben itiraz ediyordum. Beyler bu kadar bu milletvekillerini boğmayın.
Bu anda bize şu an 78 milyon insan bizi bekliyor. Orada arkadaşlar konuşuyor. Ya bugün işte 30 kişi geldi, ben hallettim. Birisi diyor ki ben 50 kişinin işini hallettim. Ben kuliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi kulisinde şunu söyledim. Arkadaşlar sen 30 kişini hallettin, sen 40 kişini hallettin, sen 50 kişini hallettin. Topla 1000 kişi mi hallettik? Evet. 78 milyon işini kim hallediyor? Kim hale? Bizim halkla iletişimimize vakit ayıracaksın. Evet. Biz salı günü halkla görüşme günü yapıyorduk. Öyleydi. Dedim ki salı günü inan hasta olsan dahi ben o gün gelirim. Evet biliyorum. İnsan. Biliyorum. Nedir? Evet. Vatandaşı dinleyeceğiz. Vatandaşı evet. Problemi 10 saat değil. İki kelime söylesin zaten sen anlıyorsun. Evet, doğru. İstişare şart. Doğru. Ya işte doğru. Benim işim var, ne işim var. Valla seçim kaybetti. Bir bak hiç işin yok iş falan yokmuş ya. Sayın Başkanım çok güzel bir yere geldiniz. Peki belediye başkanlığıyla bir de milletvekilliği yaptınız. Arasında ne gibi fark var? Hangisi daha bir kere değişik? İkisi birbirine muhteşem olanak. Güzel. Yani evet, ikisi muhteşem güzel. Yani. Çok belediye güzel. Başkanı olmak ayrı bir muhteşemlik. Hı-hı. Milletvekili olmak, milletvekili yani Türkiye'nin milletvekilisin ya. Doğru. Evet. Muhteşem bir şey. Evet. Ama sorumluluk konusunda dediğin zaman belediye başkanı milletvekili arasında daha da kadar fark var. Belediye başkanı günde 24 saatte 48 saat içinde, işin içindedir. Güzel. Ama mesela milletvekilinin böyle Ankara'da durur. Normal komisyon toplantıları olur, normal görüşmeler yapar. Yani şey yapmak için söylemiyorum, eleştirmek için söylemiyorum. Bütün doğru. Dünya parlamentoları doğru. Böyledir. Doğru. Yani dünya parlamentoları böyledir. Ama bir belediye başkanı günde 24 saat yetmiyor. Doğru. Ve doğru. Bir belediye başkanı 24 saat hayatı tehlikededir. Bir belediye başkanı 24 saat insanların her türlü problemiyle uğraşmak zorundadır. Görüşmeye ne kadar bir belediye başkanı kaçarsa kaçsın, kim ne kadar görüşme derse görsün, sokakta, yolda, pazarda gören insanlar 24 saat belediyenin işindir. Yani 10 dakika suyu kesilse tabii belediye yani, başkanı. Tabii yani. Ayağı taşı takılsa futbol hakimlerine yapılan şarkılar okunuyor yani. Doğru. Maçta okunuyor. Şimdi İplak belediye başkanı çok onu. Büyük sorumluluk taşıyor. Doğru. Bizim göre inanır mısın sorumluluğumuz 20 sene sonra, 30 sene sonra seçimi 15 sene, 20 sene olmuş kaybediyorsun. 20 sene sonra bir bakıyorsun birisi sana hesap soruyor yani. Doğru. Veya bir doğru. Kırgınlık var. Yüzünün arkasını dönüyor. Hı-hı. Yani ya çocuğunu işe alamadın veya istediği imarı yeşillendiremedin. Mesela bizim biraz önce söyledim ya büyük baskılar var, rüşvet var, baskı var. Müteahhit şimdi orada büyük bir rant kazanan bir müteahhit. Ne yapıyor? İşini yapmadığı zaman düşman oluyor. Kesinlikle. Ne yapıyor? Adamın evini yıktığın zaman sana düşman oluyor. Ruhsat vermediği zaman kan uymuyor. Veremiyorsun. Ve şey yapamıyor. Aslında sana hep düşman teknik oluyor. Yani. Şeyde. Belediye başkanı esasında dokunulmazlık bana göre ben milletvekili yaptım. Esasında dokunulmazlık milletvekiline lazım değil. Esasında dokunulmazlık şey belediye başkanı lazım. Bu çok güzel bir öneri. Tabii yani. Çok tabii. Güzel bir öneri. Ben veyahut da belediye başkanı derneğini de onun için kurdum. Siyasetçi korunmanı, kollanmanı, destek teşvik edilmeli. Hatta bunu Hollanda'da bazı büyükşehir belediye başkanı anlattığım zaman yani orada birisi vasıtasıyla çok beğenmişler İzmir'e geleceklerdi. 5 tane belediye başkanı. Siyasetçi korunmalı, siyasetçi desteklenmeli, siyasetçi teşvik edilmeli. Siyasetçiyi güçlendireceksin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 800 milyar dolar gayri safi milli hasılası olan bir holding olarak düşünebiliyor musun? Doğru, holding yani. Tabii, doğru, tabii yani. Doğru, daha doğru, profesyonelce doğru, düşünmek doğru. Lazım. Evet. 150 milyar dolar ihracat, 200-40 milyar dolar ithalat yapan, 400 milyar dolara yakın bir dış ticareti olan, 570 katrilyon, şimdiki parayla milyar olan bir bütçeye sahip olan bir parlamentoya çok kariyerli, çok dolu, çok doldurmak lazım. Uzman. Uzman milletvekilleri. Mesela Amerika'da her senatör bir cumhurbaşkanı yapacak seviyede. Doğru. Bizde de bunun doğru. Olması lazım. Doğru. Yani kaliteni getirmesi. Şimdi büyük menfaatlere karşı bizim bu aşırı için söyledim. 800 milyar dolarlık gayri safi milli hasılası olan 2.2 trilyon dolar civarında. Şimdi burada şunu için söyledim. Bu rantın içinde çok büyük mafyalar var. Doğmanın onların parası, paralarını adli hesabı, gücün adli hesabı yok yani. Doğru. Ve sen buraya kalkıyorsun bu büyük mafyalarla mücadele ederken amatör takımda oyuncularla olmaz. Profesyonelce düşünmek lazım.
Yani hatırlıyorsan, şimdi çok uzattım, kusura bakma. Estağfurullah. Bir Fener, ben milli futbol hakimim de biliyorsun diye. Ben şimdi oraya gelecektim zaten, son 4 dakikaya girdik nereden nereye. Sayın ben dinleyiciler, Sayın Başkan aynı zamanda yıllarca hakemlik yaptı. Bizim maçları yönetti. Hem spora da çok önemli katkılarınız oldu. Yani Bornova birleştirmeye kalktınız, hatırlıyor musunuz? Üçüncü lige giriyorduk o zaman. Girdi değil mi? Zaten. O gün Kemal girdi. Ulusu benim şeyimle girdi. Evet, Kemal Ulusu benim şeyimle girdi yani. Evet. Tabii yani. Sahalarla da ilgili. Şunu söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe 100 trilyonluk bir takım. Galatasaray 100 trilyonluk bir takım. Ben tabii Özal'ın talebesiyiz. Biz hep profesyonelce düşünüyoruz. Rahmetli Özal'ın yanında yetiştik. Evet. Hep profesyonelce düşünüyoruz. Burada 100 trilyon bir Fenerbahçe var. Burada 100 trilyon bir Galatasaray var. Maç yapıyorlar. Ya 11-22 tane futbolcu koşuyor abi. Yüz binlerce seyirci var yukarıda. Ortada bir hakem koymuşsun. Affedersin, Bostan bekçisi gibi. Ona 1 milyar para veriyorsun. Yuh lan sana. Ya bu adamın her birinin şeyi maç başı zaten o kadar para alıyor. Maç başı adam 50 milyar, 100 milyar, 100 milyar alıyor. Bunlar da alıyor. Sen bütün bu olayın başındaki en büyük maestro diyelim ona. Doğru. Şef doğru, diyelim. Doğru. Şefe 1 milyar. Bu salaklık abi. Olmaz böyle bir şey. Evet. Milletvekili güçlü olacak abi. Evet. Saldım çayıra. Allah Mevlam kayırıyla olmaz. Ve bir de tabii belediye başkanları da. Belediye yani, başkanı çok güzel güçlü bir, olacak. Çok güzel bir şey temizlik belediye söylediniz. Belediye başkanı. Dokunulmazlık olayı bu. Tabii. Doğru. Belediye başkanı. Milletvekili silah veriyor. Amerika'da da öyle. Başkanı. Amerika'da dokunulmaz güçlü, tabii. Yani. Amerika'da güçlü. Abi bu adam şimdi sıkı düşün. Sahtekar çıkıyor, hırsız çıkıyor. Hangi meslekte çıkmıyor ya? Evet doğru. Hangi meslekte çıkmıyor? Doğru. Meseleyi zayıflatmamak lazım. Evet. Demokrasi abi. Cumhuriyet, mumuriyet, şehirle, mehirle yaşanmaz. Demokrasinin temelinde siyasetçi var. Belediye başkanı var, milletvekili var. Yani bunları güçlendireceksin. Tabii, ben muhtarların bile güçlenmesini destekliyorum. Muhtarlar bile güçlenmeli. Bu milletin seçtiği insan desteklenmeli. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok uzattım. Estağfurullah. Makedonya'ya Özal'la gittik. O sırada rahmetli Özal görüşmeler yapıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Özal'la görüşmelerimizi yapıyor. Biz de heyet olarak gittik. Anayasa Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Başkanı. Biz de bir sürü çok yüksek seviyede bürokratlar var. Milletvekili bir ben varım. Makedonya 2 milyon dedi mi biraz? Bak şimdi Makedonya 92'de şey ayrıldı. Bak bize nasıl şey dersi, Cumhuriyet dersi verdi, demokrasi dersi verdim. Toplam dediler ki Makedonya heyetle Türkiye heyeti bir görüşme yapalım. Tamam. Biz hemen başımıza kimi getirir? Anayasa Mahkemesi Başkanı hemen başlar. Siz bizi temsil edin dedik. O geçti köşeye. Bir bakıyoruz gelmiyor Makedon milletvekilleri. Gelmiyor. Ya dedi niye gelmiyorsunuz? Siz de dediler masanın başında bürokrat oturuyor. Ne var bunda? Bizde Anayasa Mahkemesi Başkanı. Bizde ayrı bir dünya. Yok dediler. Yekta Güngör Özden'di galiba o zaman. Değil o şeydi. Değildi o. Evet. Dedi ki Yekta o bize geldi. şeye gelmişti. Son bir dakika Sayın hemen, Başkan. Hemen şey, tek cümleyi bağlıyorum. Tamam. Dedi ki adamlar hayır dediler. Biz karşımıza heyetin başına seçilmiş adam istiyoruz dediler. Atanmış ama değil, seçilmiş oluyor. Makedonya milletvekilleri heyeti kabul etmedi. Ne yaptık? Hemen oturduk. Anayasa Mahkemesi Başkanı kenara koyduk. Cengiz Bulut'u. Geçti. Milletvekili Cengiz Bulut'u masanın başına oturttular. Seçilmiş. O zaman oturdu. Bu büyük bir ders mi? Sayın Başkanım, çok güzeldi sohbet. Son sözü alalım. Geleceği nasıl görüyorsunuz diyelim. Programı bitirelim. Vallahi gelecekte belediyecilik ve çevre açısından bir cümleyle lütfen. Yani çevre konusunda bana göre dünya iflas içinde. Şu anda çevre çevreyi şöyle değerlendiriyorum. Nükleer şeydir bizde. Nedir adına? Çok tehlikeli diye arz ediyoruz. Nükleer patladığı yerde en fazla bir şehir yok eder. Çevre patladığı zaman dünya yok eder abi. Bu kadar. Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sayın izleyenlerimiz tabii spordan fazla söz edemedik Sayın Başkan'la. Kendisi makine mühendisi ama görüyorsunuz 19. dönem milletvekili ve ayrıca 2 dönem başkanlık yaptı. Şu anda da Belediye Başkanları Birliği başkanlığını yürütüyorsunuz. Sayın Cengiz Bulut'a, herkesin dostu Cengiz Bulut'a çok teşekkür ediyoruz. Ve hep söylediği çok doğru bir lafı Atatürk'ün söylediği gibi de bitirelim isterseniz bu programımızı. O da şu: çevreyi korumak aklın gereğidir diyor. Buna dikkat edelim. Aklımızı iyi kullanalım. İyilikler diliyoruz. Gelecek programda buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın. Evet.